Makineyi boşalttım. Bir yandan boşaltıyoruz, bir yandan dolduruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen tekrardan doldurmaya başlıyorum. Ama makinem bozulken çok sıkıntı çektim gerçekten de. Elim bulaşıktan hiç çıkmıyordu. Sürekli elde yıka, sürekli elde yıka. Yani gerçekten makine büyük rahatlıkmış. Dur bebeğim, elleme. Bir yandan da çamaşır makinesine birkaç parça çamaşır attım. Büyük tava kaldı, elimde yıkayacağım onu. Sıra geldi ocak temizliğine. Güldal'ın yağ çözücüsü. Çok etkili bir yağ çözücü. Bundan çok memnunum arkadaşlar. Önce şu demirleri biraz sıkacağım, bekleteceğim. Bulaşık makinesini şu an çalıştırmadığım için daha yeni doldurmaya başladım. Bulaşık makinesini çalıştırıyor olsaydım eğer, bunu direkt makineye atardım. Makinede çok güzel temizleniyor. Ama şu an çalıştıramayacağım için yağ çözücü sıkıyorum. Ocağımıza da sıkalım biraz. Efendim kızım. Ha? Hangi çikolatada? Onu beraber bekle abimle beraber. Ayter abimle beraber. Biraz önce içirdim ben onu oğlum. Ne yaptın ha? Onu sabunla yıkadım. Hatta ben ne olarak? Ankastre ocak temizliği çok kolay oluyor. Diğer ocaktan daha kolay oluyor gerçekten de. Bunu kullanmaya başladıktan sonra fark ettim. Diğer ocakta sürekli altını da temizlemek zorunda kalıyorsun. Böyle kaldırıyordum, altını temizliyordum, altına bir şeyler gidiyordu falan. Ha, bunda öyle bir şey yok. Gayet rahat, kolay oluyor, pratik oluyor temizlemesi. Okay.
bezler o kadar işe yarıyor ki. Bunlar cam bezi ve böyle bu tarz mutfak dolaplarında çok iyi oluyor. Bu tarz, sadece mutfak dolabı değil, bu tarz olan dolaplarda hiçbir şekilde leke bırakmıyor. Sadece duru suyla silmeniz yeterli oluyor. Ben de sadece duru suyla siliyorum. Çok güzel, mükemmel bir temizlik yapıyor. Kırıl kırıl parlatıyor diyebilirim. Makinalarımın önünü de hep bununla siliyorum ben. Toz alırken, evin tozunu alırken çok fazla kimyasal ürün kullanmıyorum. Öyle cam sil falan çok nadir. Hani lekeler falan varsa kullanıyorum. Onun dışında her zaman bu bezleri kullanıyorum. Bu bezleri zaten duru suyla yıkamanız yeterli oluyor. Duru suyla yıkayıp sadece bu şekilde ovalamanız, temizlemeniz böyle yeterli oluyor. Makinamın şu kısmını da ben siliyorum her zaman. İsterseniz leke oluyor buralarda. En çok bu lavabonun önündeki dolap su lekesi oluyor. Ama sürekli sildiğim için de öyle aman aman çirkin, kirli, pis bir görüntü de olmuyor açıkçası. Sürekli siliyorum çünkü. Bez elimden hiç düşmüyor. Kuzu? Hı. Anne? Hı. Ben veriyorum. Hı. Hı. Evet, şimdi kapatacağız onu. Kapatalım. Makinamız da bitmiş. Kuzum benim. Ha anne. En son bunu döküyorum. Tabi siz görmüyorsunuz, ben bunu ara ara yıkıyorum. Her dolapta yıkıyorum yani. Sonra demeyin bir bezle bütün mutfağı sildi diye. Yani her anımızı kameraya çekmiyoruz tabii ki. Mesela bir dolap sildim, yıkıyorum, tekrar dolap siliyorum, tekrar yıkıyorum. Sürekli tabii ki her anımızı videoya çekmemiz imkansız. Bu yüzden sonra öyle bir eleştiri almayın. Bir bezle bütün mutfağı sildi falan. Çünkü görüyoruz bu tarz eleştiriler. Evet, bu da temizlendi. Şöyle tozumuzun üzerini falan da bir tozuna. Ve mutfağımı ani itibariyle pırıl pırıl yapmış durumdayım. Artık bir yorgunluk çayı içebilirim. Ne yaptın sen anneciğim? Mutfağımı temizledim, ocağımı, davlumbazımı temizledim. Davlumbazımın peteklerini çıkartmadım. Çünkü öyle aman aman bir kirlenme yok, uğraşmayayım dedim. Çünkü öyle gerçekten de kirli değildi. Sadece üzeri toz olmuştu davlumbazın. Ocağın etrafında da hafif bir yağlanma vardı. Dolap kapaklarımı da sildim. Alt kapakları da sildim, temizledim. Her yerin tozunu aldım. Tabii evinizde şöyle... Neredesin? Kaçma. Şöyle küçük bir yaramazınız varsa sürekli dolap karıştıran pek de çok kadar yani pek de düzenli kalmıyor açıkçası. Görüyor musunuz bakın. Aldı bisküvi paketini, aç diyor şimdi bana. Ve artık bir çay. Gerçekten yoruldum. Hiç nefes almadan çalıştım bugün. Çok seviyorum ben bu minnacık ayakları. İşlerimi bitirdim sayılır. Bir çay içtim. Biraz dinlendim. Yakup'un uykusu geldi.
Aslında dışarı çıkmak istiyordum. Hatta çocuklara da söyledim. Hadi dışarı çıkalım, AVM'ye gidelim, biraz dolaşalım dedim. Migros'tan da alacaklarım vardı benim. Alacaklarımı da alırız de diyordum. Baktım Yakup'un uykusu geldi. Ben de yoruldum. Şimdi dedim giderim. Orada Yakup'un uykusu gelir. Kucağımda taşımak zorunda kalırım. Bir de bu yorgunlukla dedim hiç çekemeyeceğim. En iyisi dedim Yakup'u uyut Göknur. Biraz dinlen. Dinlenmeye ihtiyacım var. Şu an saat 4'ü çeyrek geçiyor. Çünkü bütün evi temizledim. Bir de ocak ve davlumbazla bayağı bir uğraştım gördünüz. Ne kadar hani çok fazla yağlı değildi. Davlumbazım çok yağlı değildi. Sadece dışarıdan çok toz olmuş. Davlumbazın üzeri böyle tozdan görünmüyor. 2 gündür çok tozlu rüzgar esiyor ya ondan. Artık on ya biraz orası mutfak biraz uğraştırdı beni. Dedim en iyisi bugün gitmeyelim oğlum. Çocuklar da heveslendiler. Dedim oğlum bugün gitmeyelim. Yarın dedim kahvaltıdan sonra hiçbir iş yapmadan çıkarım dışarıya. Yorulsam da eve gelir dinlenirim. Ondan sonra ev işine başlarım dedim. Öyle yani karar verdik. Vazgeçtik dışarı çıkmaktan. Yakup Paşam uyudu. Ben de biraz dinleneyim diyorum. Daha akşam yemeğim ortada yok çünkü. Yemeğimi de hazır etmeden dışarı çıkmak da istemedim açıkçası. Böyle. Bugün de böyle bir video ile geldim karşınıza. Umarım beğenmişsinizdir. Keyif alarak izlemişsinizdir. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Ben artık Bekle dinlenmeye geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. geleceğim. Hoşçakalın. Geleceğim bekle.